Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda psikiyatr, doçent, doktor Vahdet Görmez ve profesör doktor Caner Taslaman hocalarımız bizlerle birlikte. Çocukluk ve ergenlik dönemi ruhsal sorunlar, problemler ve ruh sağlığı üzerine bugün konuşacağız. Özellikle biliyorsunuz yeni geçen hafta lise sınavları vardı. Önümüzde üniversite sınavları var. Çocuklarla nasıl bir iletişim, iletişim kurmamız gerekiyor? Sınav kaygısı, depresyon, stres, bu konularla ilgili de hocalarımızdan inşallah e, destek alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Vatyci hocam size başlayalım isterseniz hemen. Evet. Az önce de dediğim gibi e, lise sınavları vardı geç, e, geçtiğimiz hafta sonu. Önümüzde üniversite sınavları var. Aileler de öğrencilerle nasıl çocukları nasıl ilişki kuracakları konusunda epey soru işaretleri oluşuyor. Evet. Bu sınav kaygısı, stresi veya o sınav sebebiyle oluşan durumlarla ilgili nasıl bir iletişim kurmak lazım? Veya neler tavsiye edebiliriz hem ailelere hem de sınava girecek genç kardeşlerimize? Evet yani sınav kaygısı Türkiye'de e, benim gözlemim Avrupa'ya göre çok daha fazla. Sınavlara çok daha büyük, çok daha fazla önem atfediliyor. Sınavlar çocuklar için bir ölüm kalım meselesi. Aileler için de böyle. Bu doğal olarak stresi, baskıyı, kaygıyı arttırıyor. <laughs> Ee, şimdi, benim gözlemim şu, genelde aileler çocuklarında yoğun sınav kaygısı olan ebeveynler, veliler çocuklarını geç getiriyorlar. Hı hı. Psikiyatr veya psikologlara geç getiriyorlar. İşte son hafta, hocam çok yoğun sınav kaygısı var, ne yapabiliriz? Ee, bu bir kere doğru bir yaklaşım değil, önce onu söylemek lazım. Ee, şimdi çocuk eğer sınavın hakkını vermişse, hazırlık olarak elinden geleni yapmışsa, Annen ta, tavsiyem e, şu, e, çocuğunuzun ortaya koyduğu eforu, gayreti övün. Yani sınav... takdir, efendim, takdir etsinler. Efendim. Aynen, aynen takdir etsinler. Şimdi e, sınav 100, 100 kişinin 99'u e, sınavda çalıştığı potansiyeli neyse onun hakkını alıyor. Bunu kabul etmek lazım. Sınav kaygısının elini kolunu bağladığı insanların, öğrencilerin sayısı çok az. Dolayısıyla bu çocukların sınavlara girerkenki düşünceleri, sınava atfettikleri anlam, e, bence bunun üzerine biraz konuşmak lazım. E, çünkü çocuklar şöyle düşünüyorlar, e, sınava gireceğim, sınavda daha önce öğrenmiş olduğum bilgileri unutacağım, aklıma gelmeyecek, performansım e, düşük olacak. E, bu onlara yoğun bir kaygı oluşturuyor. Özellikle sınav akşamında bu kaygı fazlasıyla artıyor gece uyuyamıyorlar, karın ağrıları oluşuyor, baş ağrısı oluyor ve bazılarına panik atak seviyesine varan bedensel tepkiler oluşuyor. İşte çarpıntı hissi, karında ağrılar, baş dönmesi, zihninin boşaldığı bu bir hissi. sorun mudur bu? Yani sınav kaygısı psikolojik sınav, bir sorun mudur? Sınav kaygısı gerçek psikolojik bir sorun. Yani sadece sınav ile sınırlı bir sorun da değil bu önemli. Çünkü sınav bir tane değil sürekli oluyor. Aslında bir sosyal anksiyete performans kaygısının bir mıdır bu sınav anksiyetesi. İşte sınavda başarılı olamayacağım, annem babamın bana olan saygısını değerini yitireceğim, arkadaşlarımın gözünden düşeceğim. Kendi benlik saygısı, kendi öz saygısı tehdit altında oluyor. Çok fazla böyle anlam atfettiği zaman bu kaygı daha da fazla e, Kendisini oluyor. Kendisini yarış halinde hissediyor diğer arkadaşlarıyla. Aynen Kendisini yarış içinde hissediyor ama onu yarış içine koyan bir de çevresel faktörler var. Anne babalar genelde bunlara mükemmeliyetçidir Beklentileri çok yüksektir. Ve çocuk bunu anne babaların niyetleri temiz olsa bile saf bile olsa bu anlamda çocuk bunu her zaman böyle yorumlayamayabiliyor. Yani ben eğer sanki anne babalarının olan sevgisini şefkatini sınavdaki başarısına atfediyor gibi oluyor. Dolayısıyla ortadaki görece olarak e, kayıp çok büyük çocuğun gözünde. Yani kaybettiğim sınav olmayacak yani. Kaybettiğim şey arkadaşlarımın bana olan saygısı, anne babamın olamana sevgisi, şefkati bunları da kaybedeceğim diye kork e, korkuyor. Dolayısıyla tavsiyem anne babaların bu konuları çocuklarına karşı daha şefkatli olmalı, daha anlayışlı e, olmaları. Sınav bazen ters gidebiliyor. Bazen çok nadir dediğim gibi çok nadir durumlarda sınav Başarısı kişinin performansının altında kalabiliyor. E bu durumlara çocuğa yüklenmemek lazım. Çünkü eğer çocuk başarısını, o performansını ortaya koymuşsa, gayretini göstermişse eğer ee, bence bu önemli. E, yani <laughs> bunun övülmesi lazım. Şimdi sınav kaygısı hepimizde ara sıra olur. Kaygı başarı için gerekli bir şey aslında. Bir noktaya kadar kaygı gerekli. Ama bazen o kadar fazla oluyor ki. Sınavda özellikle sınavın ilk başlangıcında bu çok yoğun seviyelere ulaşıyor. Burada benim tavsiyem şu olacak yani şimdi öğrenci sınav kağıdını açıyor ilk karşılaştığı soru belki de sınavın en zor sorusu çünkü sonraki sorular kolaydan zora doğru sıralanmıyor. Ya benim tavsiyem at geçsinler o soruyu. Ee, o hala o kaygıları yoğun yaşıyorlardır ama dikkatlerini cezbeden bildikleri bir soru çıktı zaman o kaygı direkt olarak şey o, yumuşuyor çocuk dikkatini sınava vermeye başlıyor ve aslında unutuyor bakın önemli olan şey şu bunu felaketleştirmesinler evet. gece uyuyamıyor geç saate kadar ayakta kalıyor kaygısından dolayı sabah kalkıyor uyuyamadım her şey kötü gidecek anne bu sefer çocuk çocuğa baskı yapmaya başlıyor bakın buna gerek yok hocam siz aslında çok önemli bir noktaya değindiniz dediniz ki yani bu sınav kaygısı aslında bir anda çıkan bir şey değil çünkü aşağı yukarı bir sene iki senelik bir süreç içerisinde aslında çocuklar özellikle üniversite sınavıyla ilgili bir hazırlık süreci var lise evet. sınavı için aynı şey geçerli ama son bir hafta kala genellikle aileler getiriyorlar bir anlık böyle çözüm bekliyorlar. Evet. Peki hocam normalde mesela sınavları çok iyi hazırlıyor işte okullar, işte çeşitli eğitim kurumları. Peki bu anlamda psikolojik veya psikiyatri bir destek alınıyor mu öğrenciler bu konuda bilinçlendiriliyor mu yani sınav kaygısı endişesi noktasında? Tabii yani bunu özellikle eğitim koçları daha uzun süreye ederek yap yapıyorlar. Yani hem kaygılarını çalışıyorlar. işte gevşeme egzersizleri, kontrolü nefes alma. Çünkü çocuk panik atak geliştirir zaman. Panik atağa benzer bir tablo oluşur ama ne yapıyor? Çocuk hızlı nefes alıp vermeye başlıyor kalp çarpıntı oluyor bu sefer. Hızlı nefes alıp vermesi onun performansını azaltıyor. E şimdi kontrolü nefes alma, derin nefes alma, tutma, bunu yavaşça e, verme. Sınav öncesindeki akşam işte kaslarını, gergin olan kaslarını gevşetme egzersizleri. Sınav anında belki başlangıçta o bir, bir iki dakika biraz dikkatini sınavdan alıp o kaygılardan kurtarmak için bazı teknikler üretiyoruz Örneğin işte ani dikkat dağıtma teknikleri deniyor buna. Örneğin işte e, ismini baş harflerini geriden geriye doğru e, ismini geriye doğru hecele. <laughs> e, harflerini söyle geriye doğru gibi. Yani bir anlık bile olsa o kaygıdan kurtulmak çocuk için belki yok beyinde oluşan kısa dev devreyi biraz düzelti biliyor. Bu da ama en önemlisi anlım kadarıyla ebeveynle çocuk arasındaki ilişki. Değil mi? Yani çocuğun sınav çok kötü bile gelse, çok kötü bile sonuçlansa yine de ebeveynin şefkatli, anlayışla ...kucaklayarak öğrenciye yaklaşacağını hissetmesi gerekiyor öğrencinin. Yani Kesinlikle. sınava girerken bu hisle girerse ya kendini daha iyi hissedecektir belki. Kesinlikle yani çocuk sınavdaki performansının... ...sonucunun anne babasının sevgisinin, ilgisinin, şefkatinin kaybı olmadığına inanması lazım. Tamam önemli bir sınav ama hayatın sonu değil. Bugün o sınavdan başarılı olmayan insanlar, insanlar hayatları hayatları berbat olmuş, başarısız olmuş insanlar değil. En başarılar da en mutlu insanlar değil. Bakın buradan şöyle bir sonuç çıkarılmasını istemiyorum. Çocuklar gevşesin, işte çalışmasınlar, bıraksınlar değil. Ama çocuğa o rahatlığı mutlaka vermek lazım. Çocuk aslında yetişkinden farklı olarak. Çünkü yetişkin bakın psikiyatriye bize yetişkin şöyle geliyor. Benim bir sorunum var. Ben bu sorun için birçok yerlere gittim. fayda gördüm veya görmedim. Size bir motivasyonla, bir değişim ihtiyacıyla geliyor. Çocuk böyle gelmiyor. Çocuk her zaman sorunlarına sahiplenmez. Bazen sorunun sahibi olarak ebeveynlerini görür. Bazen okulu falan görür. Çocuğu okul, aile ve kendisine oluşan bir sistemin parçası olarak görmek lazım. Ebeveynlerin tutumları, yaklaşımları çocuğa hayati derecede önem taşıyor. Bence sınav kaygısını ne yaklaş tedavi olarak yaklaşırken anne babaların tutumlarını tedavinin terapinin merkezine almak son derece önemli. Çünkü özellikle bazı babalar e, yani işte eğitimleriyle ilgili eğer ki ücretli okullarda okutmuşlarsa bir hesap çıkartıyorlar. Şu kadar masraf ettim sana ve sonunda bir şey olamadım, bir alt edemedin, Sınavda başarısız söylüyor oldu falan diye. Evet. Ya bunu direkt söylüyorlar. Sınavdan önce de söylüyorlar değil mi hocam? Ay, Bak bu aynen. kadar yatırım yaptım sana. Aynen öyle. Yani böyle Kabaca tabirle yarış atına şey yapar gibi, yatırım yapar gibi ve ondan birinci olmasını bekler gibi bir psikolojiye yaklaşıyor. Geçen, şimdi bu yaklaşık bir sene önce Stanford Üniversitesi'nden bir profesör başarısızlık aramanın CV'si diye bir CV yayınladı. Bilmiyorum hocam evet. rahatsızlıkla karşılaştığınızda. Mü müthiş bir şey. Yani bu kendi alandaki birkaç e, işte üst kalibre profesörden bir tanesi. Neleri başaramadım, hangi sınavlardan çaktım, hangi fonlara başvurup da alamadım. Ondan sonra işte başvurup da alamadım iş görüşmeleri. Uzun bir liste. Bakın o, bu böyle internette bu sosyal viral oldu yani. İnanılmaz fazla şey gördü. Böyle reaksiyon gördü. Çünkü biz bunda kendimizi görüyoruz aslında yani. Bunun için bu kadar ilgi çekiyor bu. Hayatımızda başarısızlıklar da var. Bu hayatın sonu değil. Bazı trenler kaçıyor. Bakın bunu bunun farkında olmak lazım. Hangi liseyi okuyacağınızın sınavı teok sınavıdır. Hı hı bir işte atıyorum Galatasaray Lisesi mezunu, bir Robert Koleji mezunu olmak, burada isim veriyorum gerçi ama hmm. e, ya bir etiket bunlar. Çocuk bu treni kaçırıyorsa o kaçtı bir kere yani artık sevinizde o olmayacak ama geliyor. Hayatta bu şanslar geliyor fazlasıyla. Hmm. Çocuğun özgüvenini, benlik saygısını e, cumhur'a uğratmamak lazım. Çünkü bazen bu yapılıyor. Yani bir sınavın e, maliyeti bazen çok daha fazla olabiliyor. Anne yani bu tavsiyem dediğim ederdim. Eğer çalışmamışsa eğer zaten doğal olarak karşılığını alacaktır. Üstüne falan varmanın çok fazla bir anlamı yok. Çünkü bu bir şeyi onarmayacaktır. Yani. Evet. <laughs> hocam siz bu konuda ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani hocam gerekli malumatı verdi, yapılabilecek şeyler. Yani aslında herkesin bildiği şeyler çok iyi bir şey söylemeyeceğim herhalde. Ben bu aslında belki... çeken insanların bu konuda belki bir şey dersiniz da da. hocam. Yani hani e, neticede hayatın sonu olmadı. Ya yani hayatta da anlamlı önemli bir şeyler olduğu noktasında ailelerin belki. Tabii yani hocamız aslında onu da söyledi. Yani her insanın hayatında başarılar da bir parçası olduğu gibi başarısızlıklar da parçası. Yani ebeveynlerin çocuğa öğretebileceği iyi şeylerden birisi aslında nasıl başarısızlıkla da baş edebileceğini öğretmek. Çok Yani sadece başarıyı odaklı bir e, sürece hazırlamak, sırf başarıları elde etmesini sağlamak değil. Çünkü işte en başarılı insanın bile hayatında bir sürü başarısızlıklar oluyor. Yani insanın aslında psikolojisini sağlıklı olan şeylerden birisi başarısızlıklarla nasıl baş edeceğini bilmesi. Sınavla ilgili herkesin bildiği şeyi söyleyeceğim. Yani böyle sınav için yapılabilecek en iyi şey kaygıyı gidermek için belki de o sınavın simülasyonunu yapmak bir nevi. Yani işte pazar günleri sabah 9'da mı geliyor sınava? 3 saat mi sürüyor sınav? İşte o sınavın benzerlerini yani denemeleri bir insan ne kadar çok yaparsa mümkünse o denemeleri de belki yarışır şekilde başkalarıyla yaparsa ee, bu tarz simülasyonun fazla olması kaygı bir derece azaltacak bir şeydir. Fakat daha ileri derece kaygısı olanları böyle bir hocam gibi uzmanlarla görüşürlerse ama hocamın da dediği gibi yani sınava bir hafta kala değil. Yani sürecin başlangıcında çünkü aileler biraz daha telaşlı çocukları bilirler. Öyle bir bir uzmanlı görüş alırlar sonra faydalı olacak. Hocam peki gerek bu sınavlar olsun gerek insanların hayatta karşılaştıkları zorluklar olsun bu da siz kendi alanınız olduğu için yani ilahiyet hem felsefi açıdan baktığınızda inancı nasıl konumlandırıyorsunuz yani inanç bir insan hayatında karşılaştıkları karşılaştığı zorluklar noktasında ya da sorunları çözmesi gerekirken e, inancın rolü faktörü nedir burada? <laughs> yani şimdi olayı şöyle görüyorum ben yani Allah'a inanç. Her şey tepetaklak değiştirir. Bütün hayata bakışımızı değiştirir. Yani e, böyle modern bir kelimeyle söylemek gerekirse paradigmamızı değiştirecek bir şey. Çünkü Allah inancımız olmadığında hayata nasıl baktığımızı düşünelim. Yani Allah inancı olmadığında hayatımıza şöyle bakıyoruz. Yani biz doğuyoruz, işte çocukken e, büyümek istiyoruz. Büyüdüğümüzde keşke çocukluğum olsa diyor. Sonra... ...daha iyi bir hayat sürmek için para sarf ediyoruz. Sonra çok para sarf etmek için yorulmamızdan, yıpranmamızdan dolayı sağlığa para harcıyoruz falan. Böyle bir engamede hayat giderken bir bakıyoruz, yakınlarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Bir süre sonra bir bakıyoruz, yaşlanıyoruz normal bir hayat yaşarsak, normal bir süre. Sonra kendimiz ölüyoruz. Ama yani hayat aslında her şeye rağmen çok renkli, çok güzel. Yani bir sürü renkler var, dünyada farklı ülkeler var. Ee, çiçekleriyle, hayvanlarıyla, sevdiklerimize çok renkli bir dünya. Fakat çok kısa bir anda bitiyor. Şimdi bu manzaraya bakan bir insan elinde olmadan hepsi bu mu diyecektir? Yani aslında bu kadar güzel renkli bir hayatta sonuçta kap karanlık bir çukurun içine gidiyoruz. Her şey bu mu diyecektir? Şimdi Allah'a inanç olması demek, ahiretin mümkün olması demek. Hele Allah'a inançla beraber, dine de inanç beraberinde varsa bu aslında bir ahiret inancının da beraberinde olması demek kişi için. E bu tabii o zaman siz hayatı e, ölümle bitecek bir şey olarak görmüyorsunuz. Yani ölümü sadece bir geçiş aşaması olarak görüyorsunuz. Hatta şöyle bir benzetme yapabilirim. Yani Allah'a ve ahirete inanan bir kimse, bir Müslüman için bu dünyadaki sıkıntılar aslında yani bütün insan hayatında e, kötü bir otelde geçirdiği bir gün kadardır. Nedir ki yani kötü bir hayat, bir, bir, bir yani hayat süremizde bütün hayat süremize üstten baktığımızda bir günün kötü bir otelde geçecek olması nedir? Hiçbir önemi yoktur. Kıymeti harbiyesi yoktur. Ahirete inanan bir insan için aslında bütün bir hayat bir hayatın içindeki o bir gün gibi bir şeydir. O kadar kısa, o kadar odadaklanılmaya, üzülmeye değmeyen bir şeydir. Hocam, Çünkü yani gerçek anlamda yani hayatın merkezinde olacak şey bir Müslüman için Allah'ın rızasıdır, ahirete e, olumlu bir kazançla gitmektir. Yani bu dünyadaki, dünyevi olarak maddi hatta sağlık veya diğer kayıplar çok çok küçüktür. Yani kısa dünya hayatının öldüğümüz zaman gerisinde kalacak. Dünyanın içinde de bir imtihan aracı olacak ancak şeylerdir. Az önce Vahdet Hocam e, değindi hocam. Yani sınavlar tabii ki önemli ama dünyanın sonu değil. Ve bu noktada aslında inanan bir insanın hani e, her şeyde bir hayır olduğunu düşünebilmesi... Yani sonuç odaklı değil de amaç odaklı belki alternatiflerin kendisi için daha ili, ileride daha hayırlı sonuçlar beraberinde getirebileceğini düşünmesi Allah'a güvenmesi dayanması eğer ki gerçekten emek ortaya koymuşsa çalışmışsa ve sonucunda olmamışsa da bunda da bir hayır vardır demesi de aslında insanı evet. bir anlamı tatmin edecek motive edecek bir unsurdur. Herhalde. Elbette parayı elde et karizmayı elde et yani senden iyisi yok bütün her şey odaklı hatta eğitim sistemini de biz bu hedefler odaklı yapıyoruz. <laughs> Yani eğitim sisteminde bile insanlara sorduğunda niye çalışıyorsun? İşte daha iyi bir lise. daha iyi liseyle ne yapacaksın? İşte daha iyi bir üniversite gideceğim. İyi daha iyi üniversite ne yapacaksın? Daha iyi bir meslek kazanacağım. Daha iyi bir meslek kazanırsam ne yapacağım? İşte daha çok para elde edeceğim. Daha çok karizmam olacak. Daha iyi evlilik yapacağım. Daha çok hava atacağım şeklinde. Ee, bu yani modern dünyada da yaygınlaşan birçok kimsenin bu hedefleri dinin ortaya koyduğu hedeflere göre çok küçük. Ha, din açıdan da tabii ki insanın para elde etmesi, bu dünyadan zevk almasında helal yoldan olduktan sonra bir sıkıntı yok. Ama dinin ortaya koyduğu amaçlar çok daha başka. Yani dinin koyduğu amaçlara göre bu kapitalizmin sunduğu amaçlar, yani dünyadaki karizma para elde etmek gibi amaçlar çok daha yüzeysel. O yüzden bütün hayat görüşünüzü bir yerde dini inancınız değiştiriyor. Bütün paradigmanızı değiştiriyor. Yani sizin Yine belki aynı okula gidiyorsunuz ama okuldaki amacınız artık yani dünyada sırf köşeye dönmek olmuyor. Belki o elde edeceğiniz bilgilerle ne bileyim Allah'ın yarattığı evrenin sanatı da iyi tanımak oluyor mesela eğitimle. Ya da bir meslek sahibi oluyorsanız orada o meslek içinde üreteceğiniz değerlerle Allah'ın rızasını kazanmak oluyor. Sadece o meslekle kazanacağınız para olmuyor ki tabii helal yoldan yanında isterseniz para da kazanın. Hani kimsenin para kazanmasına da karşıt bir e, ee, tavrımız yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama dinin verdiği ama çok çok daha derin. Ve sırf bu dünyayla sınırlı değil. Dediğim gibi yani dinin verdiği paradigma açısından bu dünyaya baktığımızda dünya hayatı sadece uzun bir yolda kalınan bir gecelik bir otel gibi bir şey. Hocam bir kadar. de Vatit Hocam az önce bahsetti ya yani bu CV örneğini verdi. Mesela dünyanın en iyi okullarında okumuş işte inanılmaz CV'ye sahip bazı insanlar var. İş dünyasının zirvesindeler. Çok büyük şirketlerin işte genel müdürlüğünü yapıyorlar falan. Sonra hayatın bir noktasında o zirvedeyken bir anda her şeyi bırakıyor, işte gidiyor organik tarım yapmaya falan başlıyor. Böyle hikayeler var yani Amerika'da, Avrupa'da da tabii, var. Tabii. ülkemizde de var. Ve bir anda insanlar şeyi sorgulamaya başlıyorlar. Yani bu kadar hırs, çalışma, evet başarı, 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 daha iyi listelere girmek falan ama yani ben bunun için mi var oldum? Hani kendime ait bir hayatım yok, ne bileyim oturup işte domates ekmeye başlıyor falan. Yani bir anda insanlar aslında bir o varoluşsal temel sorularla karşı karşıya geliyorlar ve bu soruları mı sormaya başlıyorlar kendilerine? Ya zaten kendini kandırmayan bir insan için en önemli sorular bir yerde ben neden buradayım yani nereden geldim nereye gidiyorum tipi sorulardır yani ancak ben neden buradayım sorusuna iyi bir cevap yani doğru cevap bulabilirsek ben nereye gidiyorum sorusuna da cevap e, bulabiliriz biz güncel hayatta birçok zaman işte bu sınavların telaşında, işte bilmem kaçlı bir sınava hazırlan, ondan sonra üniversite bitirmeye hazırlan, iş hayatında işte müdür yardımcısı olmaya çalış, müdür ol, kendi şirketini kur. Yani dünyevi koşturmalar, hırslar arasında birçok zaman gerçekten yani buradaki varlık sebebimizi sorgulamayı da belki unutuyoruz. İşte daha çok para, daha çok karizma elde etmek gibi defterin peşinde olabilecek en önemli soruları sormayı unutuyoruz. Ama Allah insan zihnine öyle bir özellik vermiş ki çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle ilişkili şekilde düşünebiliyoruz. Ne yaparsak bir yapalım ölüm orada duruyor ölümün kapısı. Yani yavaş yavaş işte sevdiklerimizi aldığını görüyoruz. Dünyadan birilerini aldığını görüyoruz. Her sene bir yılbaşı geldiğinde veya doğum günümüz geldiğinde bir yaş daha yaşlanıp aslında o ölüm sonuna doğru her an yaklaştığımızı görüyoruz. Ve kendini kandırmayan bir insan için ne kadar kaçarsa kaçsın sen kimsin? Niye buradasın? Senin yaratıcın var burada. Nereye gideceğin soruları bana göre olabilecek en önemli sorular kendini e, sordurtuyor ve gündeme getirtiyor. Hocam bir ara vermemiz lazım. Değerli izleyenler reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra Vatdet hocamızla devam edeceğiz. Özellikle bu e, takıntılı durumlar, e, dikkat eksikliği, e, internetçe, cep telefonu, sosyal medya bağımlılığı gibi e, konularla inşallah devam edeceğiz. Reklamdan sonra birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, Aklımdaki Sorular Ramazan programımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Ee, psikiyatr, doçent doktor Vahdet Görmez hocamız ve profesör doktor Caner Tassamun hocalarımız bizlerle birlikte. Hocam, e, sınav kaygılarından bahsediyorduk. Siz reklamdan önce bir şey ekleyecektiniz. Evet. Onu söyleyin, oradan sonra bu dikkat eksikliği konusuna geçelim. Evet, ister. ben bir şey eklemeyeceğim Caner hocamın söylediklerine ek olarak. Şimdi e, muhtemelen beşeri Beşeri e, ilimlerin hepsinin ortak hedefi... E, İnsan, insan, için mutluluğun formülünü bulmak. Herhalde niye evet. nihai hedef budur. Bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapılıyor Harvard'da. Yaklaşık 80 yıllık bir takip çalışması, psikiyatrinin en uzun çalışması. Şimdi bunlar 1930'lu yıllarda Boston'daki çocukları takip alıyorlar. İki gruba ayırıyorlar bunları. Bir grup Boston'daki akademisyenlerin çocukları. Ekonomi seviyesi iyi, anne babaları eğitimli. Bir de o, o şehrin varoşlarındaki çocukları takip alıyorlar. Ve bunları yılda bir, iki, üç yılda falan bir takip ediyorlar. Tabii o ilk e, ekipten insanlar ölüyorlar, öğrencileri devralıyor vesaire vesaire. Şimdi bir iki sene önce bunların sonuçları yayınlandı. Hı hı. Yani biz bu çocukların 40 sene sonra, 50 sene sonra, 60 sene sonra ben hayatımdan memnunum. Ben memnun olduğum bir hayat bıraktım geride diyebilmelerini belirleyen faktörler neler? Eğitim seviyesi değil, ekonomik şey değil, ünvan değil, sosyal sosyal Bak, ilişkiler. Sosyal ilişkiler. Güvenebileceğiniz bir aile bağları belki değil mi? Aile bağları ve daha geniş çerçevede başını sıkıştığınızda dostum diyebileceğiniz, arayabileceğiniz sıkıntı paylaşabileceğiniz bir bir arkadaş bir. Bu Harvard Üniversitesi'nde mi yapılıyor evet, yani Evet. Ya bu, kadar bu, bu çok uzun yıllık bir çalışma çok, pek tabii, duyulacak bir şey değil. Yani. Tabii tabii. Yani bu çok çok konuşuldu tabii belli platformlarda. Bu önemli şey. Bir de sınav kaygısıyla çok güzel bir şey söylemek evet. istiyorum. Işte. Sınav kaygısı bir günde oluşmuyor. Bakın sınav kaygısının oluşumu bir asansör fobisinin oluşumundan farklı bir şey değil. Şimdi çocuk asansöre bineceği zaman iki tane düşünsel hata yapıyor. Birincisi asansörler çok tak takılır diyor. Şimdi bu bu bunu böyle düşündüğü için asansöre yaklaşmak istemiyor. Biz çok takılır diyor. İkisi takılırsa eğer diyor. Ben bu sorunu çözemem. Yani nefessiz kalırım belki ölürüm. Şimdi dolayısıyla çocukla çalıştığımızda bu düşünsel hataları, bu yanlış varsayımları üzerine düşünmesini sağlıyoruz. Gerçekten asansörler çok takılıyor mu? gerçekten takıldığı zaman da içeride kalıp yardımsız kalıp boğulup ölüyor musun? Sınav kaygısına bakın biraz böyle yani. Ben sınava gireceğim, bütün bildiklerimi unutacağım. Aklıma hiçbir şey gelmeyecektir çocuk kaygılanıyor bakın. Belki biraz bunun üzerine konuşmak lazım anne babalar olarak. İkincisi sınav sonrasının sonuçları ilgili olarak. Sınavdan gireceğim, başarılı olamazsam işte nokta 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 ailem işte beni reddedecek, arkadaşlarımın gözünden düşeceğim, kendime olan saygımı getireceğim. Bunları merkeze almak Hocam lazım. peki zaten normal günlük hayatında da kaygılı olan insanlar mı sınavda da daha kaygılı bir durum ortaya çok, koyuyorlar? Çok güzel. Tabii kesinlikle öyle. Yani burada kaygıya yatkın bir mizaç çok önemli. E, o zaman sorunun nedenine inmek lazım bu anlamda. Sorunun nedenine inmek lazım. Şimdi kaygılı bir mizacı değiştiremezsiniz. Yani bazı insanların mizacı böyledir. Ama bu kişinin işlevselliğini arttıramayacağını, sınavlarda en azından iş yapabilir hale getirmiş anlamına gelmez. Bir genetik bir yük var, mizacı bir yatkın var bir de ebeveyn tutumları var. Bu çok önemli. Çünkü çevresel faktörleri modifiye edip de değiştirebilirsiniz. Anne babanın baskıcı, mükemmeliyetçi, çocuğu sınırlayıcı da veya işte aşırı müdahale, müdahaleci tutumlarını değiştirebilirsiniz. Bu bir rahatlama Hı. sağlıyor tabii ki. Hocam peki bu dikkat eksikliğine isterseniz biraz değinelim. Çünkü özellikle çocuklarda son onlu yıllarda diyelim biraz da bu teknoloji nesli falan diyoruz. ya Yani o ciddi anlamda bakıyorsunuz çocukların bir şey odaklanması zor oluyor ve bildiğim kadarıyla da birçok aile ebeveyn e, dikkat eksikliği sorunu ilgili psikologlara ve psikiyatr psikiyatrlara başvuruyorlar bu noktada veya bunlarla ilgili bir takım tanımlar konuluyor ya da bir işte ilaç e, süreci oluyor. Bunlar ne kadar e, doğru ve bu konuda nasıl bir e, öneriniz olabilir? Tabii. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bunun aslı. Başka eçnebilir buna e, ADHD diyorlar. Attention Deficit. Aslında dikkat eksikliği değil bunun çevirisi. Dikkat açığı, bir cari açık gibi hmm. düşünün bak. Yani girdi çıktı arasında fark var. Çünkü zaten dikkatine aslında bir eksiklik falan yok. Bu dikkati yönetme becerilerinde sorun var. Dikkati evet. yönetme becerisi. Aynen. Çok Şimdi aynen. Çünkü çocuklar bu çocuklar bazen aşırı odaklanma yapabiliyor. Örneğin internetin başına oturuyor, oyunun başına oturuyor. altı, saat konsolun başından kalkmıyor. Çizgi dikkat eksikliği olmayan birisi bunu yapamıyor bakın. Daha çok sıkılıyor o. Eğer kendisi için bir e, ödül görüyorsa, işte seviyorsa, her daha fazla odaklanabiliyor. Şimdi bu gerçek bir sorun, bu gerçek bir hastalık, öyle söyleyeyim, bir bozukluk diyoruz buna. Çocuk ve erken psikiyatrisinde en çok çalışılmış, en iyi bildiğimiz sorunu bu. Bu bir nörobiyolojik sorun, bunun beyinde bir karşılığı var. Nöro çalışmaları, beyin film çalışmaları, sayısız çalışma var, bunu net olarak gösteriyor. Bu çocukların beyin ön kısmında bir e, bir tembellik var, öyle söyleyeyim. Beyin Beynin ön kısmı beynin müdürüdür. Yani Düşünün çok zeki bir çocuk geliyor size parlak ama okul başarısı düşük. Çünkü müdür dağınık, unutkan, planlama yapamıyor, hatalarından öğrenemiyor. Çocukların da olduğu gibi. Dolayısıyla tedavi aslında biraz bu frontal lobe hipoaktivasyonunu şey yapmak, arttırmak yani aslında aktifleştirmek biraz tedavi bu. Peki bu gereksiz ileri ilaçlar verildiğiyle ilgili mesela bazı programlarda falan da çok vaat ediliyor. Evet. Şimdi ben terapi yapan birisiyim. Bana terapi için gelir çocuklar, gençler, ebeveynler bazen. Bu bir neurobiyolojik sorun. Bunun terapiyle çözecek bir, soru, bir, bir şey yok yani. Çünkü vermiş olduğun ilaçlar beyindeki, beyin ön kısmındaki kan akımını, oksijen tüketimini, glikoz tüketimini arttırıyor bakın. Çok böyle düz mantık yapması gereken şey belli ve bunu yapıyor. Şöyle sorular oluyor bazen işte bu şimdi niye ilaç veriyoruz bu çocuklara? Çünkü biz şunu söylüyoruz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir nöro gelişimsel bozukluk. Sonradan edinilmiş bir şey değil. Bir kişi 30 yaşından sonra bu sorunu oluşturamaz. Bu gelişimle ilgili, beynin ön kısmı ile ilgili bir sorun. Dolayısıyla ilaç niye veriyor? Madem kür yapmıyor, madem sonucu sorunu ortadan kaldırmıyor o zaman niye ilaç veriyoruz. Bak ben anne babalara şunu söylüyorum. Annesi tansiyonunuz var mı diyorum. Tansiyonunuz olan birisi var mı evde? Var. Peki ilaç kullanıyor mu tansiyon için? Kullanıyor. Peki sorunu çözüyor mu? Çözmüyor. Günü birlik olarak tansiyonunuzu azaltıyor. Değil mi? Normale getiriyor. Eğer almazsanız bu ilaçları tansiyonunuz beyninize, kalbinize zarar verecek. Bakın bu aynı şey. Bu çocuğun hayatının en değerli yılları. Hı -hı. Çocuğun geleceğini, kariyerini bulunacağı konum belirleyen bir şey. Ve çocuğun dikkat eksikliği elinde olmayan bir şey dikkati dağılıyor, odaklanamıyor, bunu uzun süre sürdüremiyor, bu çocuklar unutkan eşyalarını kaybediyor, sakar, e, ha, aşırı hareketli, dürtüsel, düşünmeden konuşuyor, yaptığı veya söyleyeceği şeylerin sonucunu kestirmeden sürekli aynı hataları yapıp duruyor. Dolayısıyla etiketleniyor bu çocuklar. Ve okul başarısı o potansiyelinin karşılığı değil. Bakın bizim baktığımız şey bu. Biz notu düşük olan çocukların notunu arttırmak hedefinde değiliz. Bu, bu bizim görevimiz değil. Ama çocuğun potansiyeli var. 90'lık bir çocuk eğer bundan dolayı 60 alıyorsa yani ortada bir sorun var ve bu kısmen düzeltilebilir bir sorun. Peki Aslında hocam, ilaçlar bu bunu, yapıyor, bunu yapıyor. Yani e, bu psikiyatri ilaçları genel olarak bağımlılık yapan türden ilaçlar mıdır? Çok güzel bir soru. Bakın bu çok bu hemen her zaman sorulan bir soru. Ben bu soruyu anne babalara ee, yansıtarak soruyorum. Bakın diyorum bağımlılık yapan bir ilaç olsaydı eğer hafta sonları vermeyin diyoruz. Yaz tatilinde vermeyin. 15 tatilde tatile vermeyin. Vermediğiniz zaman bir şey değişiyor mu? <laughs> Çocuğun huzursuzluğunda bir artış oluyor mu? Çocuk bakın madde bağımlısı olduğunuz bir maddeyi kestiğiniz zaman vücut buna tepki gösterir. Terleme olur onu istersiniz yani bunu. Aşerme dediğimiz şey oluyor bu yani. Vücut bunu istiyor. Böyle bir şey gözlemliyor musunuz? Gözlemlemiyorsunuz. Bağımlılık yaptığına dair en ufak bir elimizde kanıt yok. Hatta tam tersi bazı çok güçlü olmasa da bazı yayınlar şunu söylüyor. Bugün bu çocuklar dürtüsel. Bu çocuklar freni patlak çocuklar. bu durması gereken yeri durmayan, bilmeyen çocuklar. Şimdi işte ergen yaşa geliyor bir kafeye falan gidiyor arkadaşı sigara veriyor, çıl veriyor. Bu çocuk oturup düşünen, düşünmeyen bir çocuk bu anlamda alıyor. Bu çocukların doğal olarak bir bağımlılık potansiyeli var. Bu tedavinin bunu normalleştirdiğine dair bazı kanıtlar da var. Yani ben anne babalar müşteri olsun. Ama bu konuda yani profesyonel bir destek almak gerekir. Yani insana kafasına göre bir de ilaç kullanamazlar Zaten, mutlaka. Tabii. Evet. Zaten kullanamadılar. Şimdi bunu çocuk verken psikiyatrlara başka kimse tanı koyamıyor ve ilaçlarını yazamıyor. Yazamıyor. Evet. O konuda bir sıkıntı yok yani. Yani bir komşundan sağdan soldan bu ilaç iyi geliyormuş sana falan diye alıp da o ilacı kullanamaz. Mutlaka Ulan profesyonel var. yardım alması lazım. Canan hocam e, hayret hissi. Nedir hocam bu e, hayret hissi? Neden önemlidir? Tabii. Bu his ben... bizi... Götür, nerelere götürür? Yani dini açıdan e, bir din felsefecisi olarak hayret hissinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. E, dinin hedeflediği amacın en büyük düşmanlarından bir tanesi gaflet dediğimiz <laughs> şeydir. Yani gaflet dediğimiz o, o ruh hali bizim belli şeyleri gereğince değerlendirememize sebep olur. Ve bir yerde tabir yerinde ise bizi yerimize oturtur, çakar, bizi ayağa kaldırmaz. Öyle bizi pasif hale getirir. Gaflet dediğimiz hisse. Yani her şey sıradan normal. Yani hayret edilecek ne var ki? Hayret hissi ise tam tersini bir yerde bizi ayağa kaldırtır. Bir yerde bize motivasyon verir. Ve bizi bir yerde o hayretimiz daha üst seviyelere taşır. Aslında dikkatli düşündüğümüz zamanda bence yani gafletin bizi götüreceği hisler yerine hayret edeceğimiz çok şey var. Yani hepimiz evvela başlangıcında bir spermdik. Şu anda sperm olan düşün niye yani birkaç tane spermdik hepimiz. Şu anda birbirimizle konuşuyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Birbirimizi işitiyoruz. Bu başlı başına hayret edilecek bir şey. Veya şu anda dünyayı düşünelim. Dünya kendi etrafında bir yandan dönüyor. Bir yandan güneş etrafından dönüyor. Bir yandan güneş sistemiyle beraber büyük bir hızla gidiyor. Ha biz buradaki bu sohbeti böylesine olağanüstü çok çok yüksek hızdaki hareketler ve dönüşler içerisinde yapıyoruz. Bir yandan yine Kur'an'da da göğün korunmuş bir tavan olduğuna dikkat çekilmiştir. Biz burada konuşurken atmosferde gökyüzünden gelen zararlı ışıklar süzülüyor. İşte hem Vanalen kuşaklarıyla dünyamızın çevresindeki hem diğer gökyüzünün tabakalarında zararlı o radyasyonlar veya güneşten gelen e, zararlı ışınlar süzülürken yararlıları içeri alınıyor ve bunun sayesinde biz bu göğün korunmuş tavan olması sayesinde buradayız. Altımızda magma bir yandan kaynıyor. Fakat e, yeryüzünün de tabakaları öyle bir ayarlanmış ki biz yine de onlardan da habersiz bir şekilde burada muhabbet ediyoruz. Yani ister dünyanın e, uzaydaki hareketlerine bakalım, ister kendi vücudumuza bakalım, isterse yerin altındaki mağmaya bakalım. Nereye bakarsak bakalım, bir olağanüstülük, bir harikalık var. <laughs> Ve biz bunların içinde birçok zaman demin o bahsettiğimde belki sebeplerle bir gafletle yani ne var ki der gibi bir anda yaşıyoruz. Yani yoktan var olmamız bir kere çok hayret edilecek bir olay. Burada var olmamız, vücudumuzun bize böyle bir gören, işiten, trilyonlarca hücreye sahip olan bir varlık olmamız hayret edilecek bir şey. Hayret burada işte dediğimiz gibi bizi bir yerde birçok yani bunda ne var ki hissinden bizi kurtarıp yani bir yerde bunları yaratan kim, bunları yaratan acaba benden ne istiyor, ben acaba ne yapmalıyım dedirtecek. Bir yerde bizi e, yaratıcıya karşı şükre götürtecek bir O yüzden bence hayret hissi çok önemli bir iz ve İslam'ın da tabii en önem verdiği şeylerden birisi tefekkür. Yani Kur'an'da birçok ayette bizim, ee, evreni, Allah'ın yarattıklarını, kendi bedenimizi, etrafımızdaki canlıları üzerine e, derinlemesine düşünmeye yani tefekküre davet ediliyoruz. Hayret bizi tefekküre götürecek bir kapı açacak birisi Yani Allah'ın sanatına önemli. tanıklık etmek, onun yüceliğini, şanını yani bunu kavrayabilmek insanı da daha anlamlı ve değerli kılan bir şey herhalde olsa gerek değil mi hocam? E Tabii Bence yani Bu dünyada başı boş olmadığını, bir sahibi olduğunu, bir yaratılma amacı olduğunu insana hissettirmesi ve bütün bu bahsettiğiniz mikrodan makroya kadar muazzam e, oluşumlar içerisindeki e, muhteşemliklere tanık olabilmek, bilinçli bir şekilde bunlar üzerine düşünebilmek, bu sanata şahit olabilmek herhalde çok e, evet. özel bir durum olsa e, gerek. Bence yani buradaki varlık sebebimiz zaten bununla ilgili. Yani Allah'ın varlığını anlayan bir insan... Sonra kendi varlığını da işte tanıklık edipçe ben niye buradayım diye sorunca aslında varacağı cevap ben Allah'la ilişkili bir sebep yüzünden buradayım olacaktır. Nitekim Kur'an'da da insanın kulluk etmek için e, var olduğu geçiyor. Yani kulluk etmekte Allah'la ilişki olabilecek her şeydir. Yani bazılarının sandığı gibi sadece namaz oruçtan ibaret bir şey değildir. Onlara da içerir ama ondan çok daha geniştir. Allah'la ilişkili bütün sebepleri ifade eder. E zaten e, Allah'la ilgili bir sebep yüzünden biz buradaysak, Zaten Allah'a şükretmek, Allah'ın sanatını görmek, takdir etmek, Allah'ın kudretinin farkına varmak bizim buradaki varlık amacımızla ilişkilidir. Aynı zamanda biz bundan sonra ne olacağımızın cevabını doğru bulmamızla da ilişkilidir. Eğer ki biz Allah'ın sanatı olduğunu her şeyin daha iyi anlarsak, Allah'ın kudretinin neticesi her şeyin olduğunu daha iyi anlarsak, o zaman şunu anlarız, işte çürümüş kemikler var, hepimiz çürümüş bir kemik olmaya doğru gidiyoruz. Ama bunları yoktan yaratan için, bir kere daha yaratmanın çok kolay olduğunu anlarız. Eğer ki bunları yaratmak Allah için çok kolaysa o zaman Allah'ın vaadiyle beraber Allah'ı yaratmanın çok kolay olduğunu zihnimizde birleştirince ahiretin varlığının ne kadar kolay olduğunun veya ahiretle ilgili dinin vaadinin boş bir vaat olmadığını ve bütün hayatımızı bu vaade göre şekillendirmemiz gerektiğini daha iyi anlarız. Ayrıca Allah'ın kudretini ve sanatını anladığımızda gerçekten Allah'a muhtaç olduğumuzu anlarız. Yani Allah'a yönelmemizin bu dünyada yapacağımız en mantıklı hareket olduğunu anlarız. Kendi kibirlerimizin, enaniyetimizin hepsinin boş olduğunu anlarız. Yani Allah'ın sanatını anlayan kendinin de Allah'ın sanatını bir e, eseri olduğunu anlar. Ve e, bana hiç kimse gerekli değil ben kendi kendime yeterim gibi. Saçma düşüncelerin içine girmez. Hocam aynı zamanda bu muazzam evrenin e, anlaşılabilir olması, <laughs> ölçülebilir olması ve hatta matematikle tasvir edilebilir olması da ayrı bir e, muhteşemlik değil mi? Tabi bilim ki. bu sayede bilim yapabiliyor olmamız. Tabii şimdi Allah'ın varlığı 12 delil diye bir kitap yazdım. Özellikle tam Emre hocam o söylediğin kısımla ilgili bir ikinci delil, yasaların varlığı delil, üçüncü delil evrenin keşfedilebilirliği deliliyle çok alakalı. Allah'ın evrene belli yasalar koyması veya belli matematiksel düzenler, matematik yasalarla ifade edebildiğimiz düzenler koyması sayesinde biz aslında yaşayabiliyoruz. Çünkü yani birçok şeyi bilebiliyoruz. E nedir? Mesela su ısıtıldığında kaynayacağını biliyoruz. Yataktan kalkıp ileri adım attığımızda ileri gideceğimizi biliyoruz. ve hatta acıktığımızda, yemek yediğimizde işte karnımızın doyacağını biliyoruz. Aslında bütün bu bilgilerimiz... Evrende düzenli olarak birlikteliklerin devam etmesi sayesinde, belli yasalar çerçevesinde evrenin olması sayesinde, evren kaotik bir yer olsaydı, fizik yasaları ve biyoloji yasaları olmasaydı, aslında bu tip şeyler, yani aynı nedenler hep aynı sonuçları vermeyeceği için, karnımızı nasıl doyunacağını, evrende nasıl hareket edeceğimizi, etrafımızda ne olacağımızı bilemezdik. Yaşamımızı da sürdüremezdik. Daha yaşamımız dışında ayrıca bilimin de gelişmesi mümkün olmazdı. Bilim de aslında nedir? Bir yerde bizim yaptığımız sınırlı gözlem ve deneylerle evrende olan, evrenin her yerinde geçerli olan yasalara ulaşma faaliyetimizdir. Eğer ki evrenin her an her noktasında aynı şekilde aynı yasaların geçerli olduğu Allah baştan bir sistem kurmasaydı aslında o zaman ee, bilimsel bir, bilgi elde etmemiz de mümkün olmazdı ama tabii bu konuda biraz daha açmak gerekiyor. Biliyorum bugün vaktimiz yok. Ee, merak edenler internet sitemde canertaslaman.com'da Allah'ın manoru ki delili bölümünde onun biraz detaylarına bakabilirler. Eee evet. hocam, e, bu <laughs> takıntı hastalığı mı, doğru mu ifade ediyoruz onu? Yani, yani veya vesvese tabiriyle veya, öyle. Evet, vesvese aynı zamanda bununla beraber. Yani vesvesenin psikolojik boyutu var mıdır öncelikli olarak? Ve bu takıntı hastalığı diye halk arasında daha çok bilinen şey tam olarak nedir? Ee, bazen bu özellikle vesvese sebebiyle insanların hani psikiyatrlara değil de bazen işte bir takım böyle hocalara falan başvurduklarını görüyoruz. Halkta bu çok yaygın. Ya da cinlenmiştir, işte büyülenmiştir falan şeklinde böyle düşünceler var. Genel olarak bu nedir? Bunu bir önce bir anlamaya çalışalım ve bundan kurtulma yolları ile ilgili önerilerde bulunalım. Yani bu bu en kadim psikiyatrik bozukluklardan bir tanesi. Yani biz bildikleri bu, bu var. En eski kayıtlarda da bunun şeyleri delilleri mevcut. Ya bunun modern psikolojideki psikiyatrideki ismi obsesif kompulsif bozukluk. Yani obsesyon kişinin aklına istemsiz olarak gelen, onu huzursuz eden kişinin çoğu zaman saçma olduğunu farkında olduğu düşünceler. Ama kontrol edemediğini <laughs> ya da kontrol edemediği aynen bu zihnine üşüşür bunu durdurmak da sorun da burada bunu durdurmak zihninden çıkarmaya çalışır. Çalıştıkça bu biraz şey gibi şey gibi yani su topu falan gibi su topunu suyun altına bastırmaya çalışıyor ama bıraktığı zaman o yine çıkar. Ya bu gereksiz bir uğraş. Şey örnekten Siz... çünkü Caner Hocam da hocam çok duymuştur yani ben de böyle bu tarz sorular geliyor. Mesela defalarca üst üste abdest alan çok güzel. İnsan örneği mesela Çok güzel. acaba abdestim oldu mu tam olarak aldım mı almadım mı şeklinde veya işte tam namaza duracak yine bir daha bir abdest alsam işte bu gerçekten oldu mu olmadı mı şeklinde böyle dakikalarca belki bunda mücadele eden örneklerle karşılaşıyoruz. Saatlerce bakın ben İngiltere'de gördüğüm vakayı söylüyor belki en ekstrem örnektir bu 8 saat banyoda kalıyor. Hı. 8 saat vücudun artık her tarafını sürekli böyle lifli lifli artık dermatit olmuş. İşte hekime falan gidiyor, başka hekimlere falan gidiyor. Sürekli evinden çıkamıyor artık o hale gelmiş. Neden? İşte o kirlilik hissi. Yani temizlenmedim. O obsesyon dediğimiz şey aslında biraz o. Yani vücudum kirli. Elleri yıkamayla ilgili. Elleri yıkama galiba. aynı aynı Peki. şey. Vücudum kirli o obsesif düşünce geliyor aklına bunu huzursuz ediyor ve bunu gidermek için bir şey yapıyor. Hı -hı. İşte ne yapıyor? Kendisini yıkıyor ellerini falan. Biz buna kompulsiyon diyoruz. Obsesyon geliyor, onu huzursuz ediyor, kompulsiyon yapıyor, rahatlıyor. Rahatlandı tamam işte geçti diyoruz ama bu kısır döngü bakın yıllar da devam ediyor. Yani bu OKB hastalığı, bu takıntı hastalığı dediğimiz şey genelde 12-13 yaşlarda ergenlik döneminde başlar ve devam eder. Şimdi 50 yaşındaki bir insan OKB'si olan bir insana sorduğumuzda o dönem başlıyordu. Aynı rutinleri yıllar yılı yapıyor. Çünkü rahatlıyor, kompüsyon yapıyor, rahatlıyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi çocuklar ve anne babalar geldiğinde tabii obsesyonu bilmiyorlar. O kabesini ilk defa duyanlar falan da var. Geç araştıranlar da oluyor ama vesvese diyor. Hı hı. Ve bunu biraz çekinerek söylüyor. Ee, yani bunu niye böyle yaptıklarını bilmiyorum. Aslında acaba bir baskı falan mı oluşturuyoruz onlarda? İşte böyle dini konotasyonları olan falan ifadeler kullanmayın falan diye. Acaba biz kızacak mıyız diye düşünmüyorum. <laughs> vesvese bunu mükemmel açıklıyor. Bakın obsesyon bir düşünceye atfediyor. Zihnimize üşen bir düşünce veya bir mental imge bir resim olabilir bu vesvese daha çok göğüse hitap ediyor. Bir huzursuzluk hissi. Hı -hı. Bakın yani evet bu, bu vesvese. İç huzursuzluk. İç huzursuzluk bu, bu vesvese. Bu oluşu vesvese bunu gidermek için sürekli saatlerce o takıntınızı yenmek için çalışıyorsunuz. Yani bu gerçek bir e, sorun. Bunun Bu tedavisi olan bir sorun. Yani bunu özellikle psikoterapiyle ile tedavisi e, mümkün. E, yani bu anlamda da profesyonel bir destek almak. Mutluğa. gerekiyor. Ya, Çünkü yani mi? hocam şundan özellikle bunu açmak istiyorum. Ramazan'da da olduğumuz için biraz da Ramazan e, programı olduğu için içeriği. E, maalesef bunu çok suistimal eden, kötü niyetle kullanan insanlar var. Yani insanların bu işte içsel huzursuzluğunu veya takıntılarını, problemlerini Oradan menfaat devşirmek üzere işte belli ücret karşılığında Doğru. sen cinlenmişsin, sen büyülenmişsin. işte ben bu senin üzerindeki bu büyü şeyi kaldıracağım, seni rahatlatacağım falan. Bu takıntılardan kurtulacaksın, streslerden kurtulacaksın şeklinde insanları sömüren bazı örneklerle karşılaşıyoruz ne yazık ki. Hala daha günümüzde bunlar var. Yani o yüzden özellikle altını çizmek istedim. Yani bu konuda gerçekten bir psikoterapi Ciddi bir psikolojik e, altyapılı bir şeye destek almak bakın. gerekiyor. Bakın bu bizim e, bu İslam'la ilgili bir şey değil. Öğrendiğin obsesyonlar olan namaza duruyor aklına sürekli işte e, işte kutsal derlerle ilgili küfür ifadeleri geliyor. Hı -hı. Yani çok sık gördüğümüz bir şey. Bu İslam'la ilgili bir şey değil. Bu bizim kültürümüze özgü bir şey değil. Ben Yehova tanıklarıyla çalıştım İngiltere'de uzun bir dönem. onlarda da var bakın yani. Çin'e gidin bu obsesif kompulsif bozukluğun tanımı her yerde aynıdır. Hasta profili her yerde aynıdır. Her kişinin kendine ait bir öyküsü vardır o ayrı ama genel olarak prototip aynıdır bunlarda. Yani o şimdi hocalara falan gitme olayı bakın ben doğrusu kendimde işte sakın gitmeyin deme hakkını bulmuyorum Hı. çünkü zaten gidecektir hatta çoğu zaman gitmiştir hocam gidelim mi aslında gitmiştir ama gidelim mi bakın diyorum gidiyorsanız gidin ben sizi engelleyemem çözüm buluyorsanız eğer ki bulamayacaksınız yani aklı başında olan bir din görevlisi bu anlamda işte belki bir din psikoloğu özellikle evet. muhtemelen sizi tekrar bize geri yönlendirecektir yani. Onlara varsa bu işin çözümü biz bilelim onların öğrenelim ama yok bakın böyle yani bunu her tarafta İngiltere'de vardır bakın bu, bu işte uğraşan insanlar falan var. Bu sömürüye açık bir e, alan bu psikoterapiye çok iyi yanıt veren bir, bir sorun. Peki hocam nedenleri yani kısaca ifade etmek istesek yani nedir bunun temelde nedenleri? Temelde nedenleri şimdi ya bizim psikolojide bu bir şeyimiz bir çıkmazımız biz e, herhangi bir psikolojik bozukluğun şizofreniden tutun depresyona kadar gerçekten neden kaynaklanan olarak bilmiyoruz. Birçok risk faktörü falan belirliyoruz. İşte ailesinde böyle bir öykünün olması. Çünkü o KBS bu takıntı hastalığı kişilerin genelde ailelerinde vardır. Bakın bana geliyor çocuk işte diyor ki ben eve çocuk altı buçuk yaşında bakın eve diyor ki ben eve girdiğimde diyor annem beni hemen alıyor banyoya götürüyor falan diyor senin falan değiştiriyor silkeliyor falan beni sürekli diyor bakın annede de var zaten bu zaten anne genetik olarak o yükü aktarmış çocuğuna bir de çevresel olarak yani bir rol modellik yapıyor aynı zamanda şimdi çocuk ve erkeklerle çalışırken Az önce söylemiş olduğum gibi çocuk bu sistemlerin bir parçası. Bu sorunu devam ettiren faktörler aile olabilir, anne baba tutumlar olabilir. Bunları da göz önüne alıp tedavisini öyle yapmak lazım. İşte genetik yük olabiliyor, çevresel öğrenilmiş şeyler olabiliyor. Ama net olarak şöyle bir olay oldu, bundan dolayı ortaya çıktı demek mümkün değil veya işte tek nedeni şudur. Dolayısıyla bir atıyorum bir genetik bozukluk var. Şu geni düzeltelim, çözülsün. Bakın böyle bir şey de yok. Multifaktör gel, birçok gen falan var. Yani yok nasıl oluyorsa bir şekilde oluyor. Hipotezler var bununla ilgili olarak ama net olarak söyleyemiyoruz. Hocam peki az önce de biraz aslında bu e, psikiyatristlerin yaklaşımından da o ilaç tedavisinden bahsettik ama bu Hı. tedavileri e, neden psikiyatride de ağırlıklı olarak hep ilaç tedavisi? Yani bunun alternatifi nedir? Veya mesela yok. ilaç tedavisinden önce acaba terapi mi olması gerekir? Bu konuda neler söyleyeyim? Bu biraz da imkanlarla ilgili bir şey. Şimdi İngiltere'de psikiyatrlar bir e, multidisipliner işte sosyal hizmet uzmanının, psikiyatrın, psikoloğunun, sanat terapistinin, psikoterapistinin falan beraber çalıştığı bir ekip olarak vardı. Türkiye'de ne yazık ki bu imkanlar çok fazla yok. Şimdi bir psikiyatr 10 dakikada bir hasta görmeye bir şekilde falan teşvik zorlanıyor yani görmezsen bu iş yapamazsın. 10 dakikada hasta gören bir, bir hekimin terapi yapması mümkün değil zaten. E Psikoloğa yönlendiriliyorsun psikoloğun vakti yok yani ve psikolog sayınız az yetersiz. Bu biraz sistemin doğurduğu patolojik bir sonuç. Yani... Birçok psikiyatrik bozukluk için psikoterapi e, modelleri var ve bunlar inanılmaz etkin çalışıyor. Ama bizim terapistimiz yok. Bizim yetişmiş kalifiye elemanımız yok. Bakın İngiltere buna yıllarını verdi. 2008 yılında on binlerce insanı devlet imkanlarıyla eğittiler. Terapist olarak eğittiler. Çünkü biliyor ki aslında onları eğitmek sisteme olan maddi yükü de hı hı. daha da azaltacaktır. Yani psikoterapi öneriyoruz özellikle. Şimdi dikkat eksikliği ayrı bir şey. Bazı biyolojik hastalıklar var. Şizofreni belki biraz ayrı bir şey. Çünkü onlara erişmek hezeyanlarla yaşayan, fantezi dünyasında yaşayan bir insanın o dünyasına girip onu rasyonalize etmek, rasyonel bir akılla konuşmak, tartışmak belki çok fazla mümkün olmayabiliyor. Ama geri kalan birçok şeyde, kaygı bozukluklarında, depresyonda, takıntı hastalığında, evet psikoterapiler gerçekten etkin ve tavsiyem bu işi bilen, bu işi iyi yapan, çünkü artık yavaş yavaş eğitimler de veriliyor, kalifiye bir ekip oluşuyor, bulsunlar, doğru kişiyi bulsunlar, tedavi olur. Yani hocam bu anlamda aslında biraz da imkan dahilinde olduğunu söylediniz. Evet. Çünkü bunun belli bir ekonomik külfeti var evet. ki birçok insanda da açıkçası bu anlamda sosyoekonomik şartları Doğru. belli. Ama bunun daha yani devlet eliyle belki bunun daha yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, insanların kolay ulaşılabilir bir duruma getirilmesidir esas olan şey. Aynen. Anlım kadarıyla daha gelişmiş ülkelerde bu, bu şekilde oluyor. Bu diyorsunuz. şekilde oluyor. Peki, e, Caner Hocam az önce e, evrendeki muhteşemliklerden bahsettik ve hayret hissinden hı hı. E, siz e, bahsettiniz biraz. E, tam da bu bilime konusuna girmişken bu anlamda aslında bilim tabii ki çok önemli bir olgu, e, çok da değerli. Kur'an-ı Kerim'in de sürekli olarak bizi evet. sevk ettiği, yönlendirdiği bir şey ama... Bilim tek başına bütün sorularımıza cevap verebilir mi? Ya da bilimin cevap veremeyeceği sorular neler desek? Siz hani biraz daha hem evet. ilahiyaten felsefi açıdan baktığınızda neler dersiniz bununla ilgili? Tabii bilimin çok değerli olduğunu zaten belirttik. Ama yani bilimin de cevap verebileceği sorular var. Hem de çok önemli ve çok çok temel sorular. Mesela neden hiçbir şey yerine bir şeyler var dediğimizde? Bunun cevabı aslında bilimsel değil. Felsefe veya din cevabını veriyor. Neden varlık var sorusunu. Veyahut da neden yasalar var, doğa yasaları var, neden evrende bu düzenlikler var diye sorsak, bilim bize yasaların var olduğunu hatta yasaların neler olduğunu söyler, yasaları tarif eder ama yasaların tarifi yasaların neden olduğunun açıklaması değildir. Hı hı. Yasaların neden var olduğunu açıklaması daha felsefi yine felsefe dinle alakalı alana bizi götürecek bir şey. Ahlaki yasaların ne, ol ahlakın nasıl olması gerektiği ve ahlakın temeliyle ilgili sorular, estetikle ilgili sorular, bunların hiçbiri de aslında e, bilim cevap veremez. Hatta ya, yani, günlük yaşam içerisindeki çok basit gibi görünen mesela bir insanın diyelim ki renk tercihi bile değil mi hocam bu noktada? <laughs> tabii yani. ki. Hayır renk tercihini bilemiyorum yani insanların renk tercihinin neden olduğuna ilgili belki beynindeki nöronlardan şeyle diyelim ki daha rahatlatan bir dalga boyu vardır. O renkte belki o şekilde çıkar sanabilirim ama bir şeyin ne, neden güzel olduğu mesela diyelim bir estetik yargıda veriyorsunuz veyahut da e, güzelin kaynağının ne olduğu gerçek anlamda bir şey güzel demenin felsefi açıdan karşılığının ne olduğu gibi sorulara girseniz ki estetikle alakalı bunlar bunların e, bir yerde bilimde bir karşılığını bulamazsınız. Veyahut da bilim size insanı diğer canlılardan ayırt edecek bir altyapı vermez. Yani canlıların nasıl ortaya çıktığıyla ilgili evrenin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bu evrendeki süreçlerle ilgili bir şeyler bilim söylüyor olabilir. Ama bunların hiçbirisi mesela insanı diğer türlerden ayırt edecek bir varlık olarak size ortaya bunu koymaz. Mesela şöyle bakalım. Diyelim ki bir tavuk çiftliğindeki tavukları alıyoruz, hepsini kesiyoruz, yiyoruz. Değil mi? Aslında bir taraftan baksak yani birisi tavuk katliamı yapıyorlar diye de bakabilir. Ama hiçbirimiz bunu yadırgamıyoruz tavuk çiftliğindeki tavukların kesilmesini. Ama aynı şekilde diyelim ki insan katliamı yapılmaya kalktığında işte Sırpların yaptığı gibi mesela Bosna'da bunu yadırgıyoruz. Peki insanlarla tavukları ayırt eden şey ne? Yani bunu bilimle bunu nasıl ortaya koyabilirsiniz? Bunun bilimsel karşılığı var mı? Hayır, bilimsel karşılığı bunun yok. Bilimsel açıdan baksak İnsan vücudu da, tavuk vücudu da DNA'lardan, RNA'lardan oluşuyor. İkisinin de belli üreme hücreleri var. İkisinin de vücudunda işte enerji veren belli sistemler var. İkisi de belli şekilde besleniyor ve belli şekilde diyelim ki enerjiyi vücudunda dağıtıyor ve bunlar çok benzer sistemlerdir aslında yani canlıların bir çoğundaki. Yani biz dış yapısı olarak baksak veya mikrodaki oluşturan parçalara baksak tavukla insanı yani çok çok büyük bir fark bulamayız. Yani orada birbirine çok benzer biyolojik yapılar görürüz ikisinde. Ama birilerinin toplu katliamını tavukların yanlış bulmuyorken insanların buluyoruz. Peki neden yani insan katliamına gerçekten karşıysak bunun temelini, ha bunun temeli var bence. Yani felsefeden ve dinden gelen bir temeli var. Ama bizim bildiğimiz gözlemsel bilim, deneysel bilimden bunun çıkartamazsınız ahlak gibi bir alanı. Estetiği çıkartamadığınız gibi. Yani evrenin kökeniyle ilgili birçok sorunun cevabını da felsefe veya dinlere gitmeden yine bilimden çıkartamazsınız. Bu neyi gösteriyor? Yani bilimin dersi olduğunu gösteriyor. Hayır tam tersine. Bilim yani bizim birçok sorumuza çok değerli cevaplar veriyor. Ama bilim de her şeyi çözecek bir reçete değil. Yani bütün bilim, bilgileri bilimden almamız şeklinde bir şey. Yani şöyle... Hatta şöyle diyelim. Bir şey daha Mesela bilim bütün sorunları çözer diyen bir pozitivist alalım. Bilim bütün sorunları diyen pozitivistin bu cümlesi dahi bilimsel bir cümle değil. Çünkü o cümlenin bizatihi kendisi deney ve gözlemin e, konusu olabilecek bir cümle değil. Felsefi evet. bir test. O da felsefi aslında. bir cümle. Yani şöyle mi hocam bir örnekle açıklık kazanmaya çalışalım. Yani bir işte cinayet işlenmiş olsun ve bu cinayeti kimin işlemiş olabileceğiyle ilgili bilimsel yöntemler kullanılarak parmak izidir, işte ne bileyim e, kıl örneğidir vesaire falan DNA örneği alınarak bir şekilde kişi tespit edilebilir. Ama hiçbir bilimsel yöntem bize bir insanı öldürmenin doğru veya yanlış olduğunu bu anlamını söylemeyecek. Yani, yani burada ahlak, felsefe, ahlak konusu devreye girecektir. Dediğim gibi yani tavuğu kesmekten insanı öldürmeyi farklı kılan nedir? bu hiçbir şekilde bilimden bunun cevabını Yani Laboratuvar test kabından ahlak çıkarmak mümkün değil. Tabii ki hiçbirinden değil. Hayatın anlamı gibi en baştan biri konuştuğu sorular, buradaki hayatın anlamını, ne? ben neden buradayım, nereden geliyorum, nereye gideceğim sorularını da salt bilimden almanız mümkün değil. Ama bilim bunların bir kısmında yardımcı da olur. Nasıl yardımcı olur? Dediğimiz gibi. Bilimin bize sunduklarıyla mesela bu evrenin e, yapısını daha iyi anladığımızda, bu evrenin ancak evreni aşkın, üstün bir bilinç ve kudretle yaratıldığını anlayarak, ha, bilim bize burada e, belli bir şekilde aslında dinin birçok bir e, temel iddiayı da anlamamızda bir destek verir. Gerçi o bilimden hareket, yani o salt bilimsel, bir argüman değildir. Yani bilimin verdiği verileri kullanan felsefi bir argümandır. Yani yine de ama bilimin e, öncüllerde kullanıldığı felsefi argümanlarla e, Allah'ın sanat ve kudretini anlamamıza bilim yardımcı olabilir. Ha bunu anlamakla da de demin biraz önce ifade ettiğimiz gibi ahireti yaratmanın mesela bu evreni yaratan için çok kolay olduğu gibi bir çıkarıma gideriz. Ama bu tip çıkarımlar dahi bilimsel verileri kullansa bile aslında özünce yine felsefi. E, argümanlardır. Ya hocam sizin geniş bir çalışma alanınız var ama asıl odaklandığınız nokta da din bilim ve felsefe evet. ilişkisi bu noktada aslında ağırlıklar çalışmalarınız. Yani, bilim... yani bunlar arasındaki uyumu. Onlar arasındaki o birleştiriciliği aslında birbirini tamamlamasını göstermeye çalışıyorum. İşte Benim yani yüksek lisans doktora, doçentlik, profesörlük çalışmalarım hepsi modern bilim, felsefe din ilişkisiyle ilişkili. Evet, ee, hocam, bu özellikle işte internet çağında izledik, teknoloji çağında izledik, işte akıllı <laughs> telefonlar var. E, az önce siz e, çocukların böyle hani o dikkat eksisinden bahsederken dediniz ki saatlerce televizyon başında durabiliyor, ona evet. odaklanabiliyor. Evet. Ee, bu işte internet, sanal dünyadaki bilgisayar oyunları e, vesaire bu konuda bu gerçekten bir takıntı mıdır veya sosyal medya kullanımı? Bağımlılık. Ve bu bağımlılık mıdır? Ve aynı zamanda aslında aile içi temel bir problem haline dönüşüyor. Bakıyorsunuz yani evde insanlar salonda oturuyorlar, i̇şte çocuklar cep telefonuyla, anne baba cep telefonu, herkes sosyal medyada <laughs> bir şekilde paylaşımlarda bulunuyor. Ama bir sohbet ortamı veya işte e, sofra da bile belki yemek sofrasında bile insanlar hala cep telefonla falan ilgilenebiliyorlar. E, bu bir gerçekten bağımlılık mıdır? E, bu konuda neler önerirsiniz? Nasıl bir e, bakış getirmemiz gerekir bu konuya? Bu bir bağımlılık, çok e, net söyleyeyim. Net e, şimdi biz bu cep telefonlarının tam olarak bize ne yaptığıyla ilgili olarak bir e, bilimsel kanıtlarımız hala e, araştırma aşamasında. Ama giderek büyüyor bu. Çok güzel bir çalışma yapıldı. E, geçenlerde yayınlandı bunun sonuçları. Ee, şimdi öğrenci, üniversite öğrencilerini iki gruba ayırıyorlar. İkisi ayrı sınıfa koyuyorlar. Ee, bir sınıftaki kişiler cep telefonlarının yanına alıyor. Bakın paltosunun cebine koyuyor. Kendi cebine falan kullanmıyor bakın. Ama o odanın içerisinde cep telefonları. Diğer sınıfta ise cep telefonları odaya sokmuyorlar. Ve bu iki gruba da yeni bir konu anlatıyor. Anlatıp sonrasında sınav yapıyorlar. Beklendiği üzere belki biraz cep telefonu odada olan kişiler daha kötü yapıyorlar. Hmm. Şimdi gerçekten etkiliyor bakın. Yani, <laughs> yani aklı orada mı oluyor? Böyle Hayır bakın mu? yani Anladım. o içi yaymış olduğu elektromanyetik dalgalar belki yani ha. tam olarak bilmiyordun ama ortada net olan şey şu var. Öğrenmeyi de etkiliyor belki. O başarı da etkiliyor bir şekilde falan. Nedenini bilmiyoruz bakın. Bu, bu, çok, bu, bu çok yeni bir e, bilgi. E, Çocuklar huzursuz yapıyor biliyoruz onu. Uykularını etkiliyor. Mavi ışık saçıyor bu şeyler. Mavi ışık beyinde uyarıcı etki, etki oluşturuyor. Ee, e şimdi melatonin hormonu var, hem mutluluk hem uyku hormonu, e şimdi saat 1-2'ye e, kadar küçük telefonun başında onlara maruz kalıyor beyni, o hormonuz doğal salınımı etkilenmiş oluyor. Gerçekten çok multifaktörel bir etkisi var bunun. Bir bağımlılık mı bu gerçekten? Bu cidden bir bağımlılık. Bakın bana öyle bakalar geliyor ki yani e, ancak görürseniz bunlara inanırsınız. Bakın çocuk altına büyük büyük aptesini yapıyor. 12 yaşında, bağlılıklı bir ailenin çocuğu. An baba meşgul, anne kendi sorunları var. İşte bir teknoloji dünyasının içerisinde çocuk. Bakın tuvalete gitmiyor. Altına altına kaçırıyor. Altını şey yapıyor, e, lekeliyor. Ve bunu okulda da yapıyor artık. Bakın bu çok fazla farkındalığı yok, iş görüşü çok bu konuda. Yani bu bir bağımlılık, bu kişiyi hapseden bir şey. Steve Jobs bize büyük bir miras bıraktı ama yani bıraktığım mirasın aslında biraz sonuçlarından birisi de bu. Gerçek bir sorun bakın bu. Biz uyandığımızda yaptığımız şey ilk şey bir çoğumuzun cep telefonuna bakmak. Uyanık yapmış olduğumuz, uykuya geçtiğimiz zaman yaptığımız en son şey cep telefonu. Ortalama 35 kere bakıyorum insanlar cep telefonlarına günde ortalama olarak. Ve bunların büyük bir çoğunluğu ihtiyaçtan dolayı değil. Alışkanlık. <laughs> bu bir, bu bir bağımlılık. Neden bir bağımlılık? Çünkü bağımlı olduğunuz bir maddeyi hayatınızdan çektiğinizde huzursuz olursunuz. İşte gibi bir şey söyleyelim diyelim işte sigara örneği tamam erişim olmayınca rahatsız oluyor huzursuz oluyor bakın aynısı hayatımızdan çekim sigaran dağılıyor hı hı. ebeveynler bu sorunun parçası yani çocuklara doyumsuz bir nesil yetişiyor her istediklerine çabuk ulaşabilen çabuk erişebilen hayır demeyi bilmeyen sabırsız bir nesil yetişiyor ee, ve bu yeni milenyum kuşağı z kuşağı hı hı. böyle bir şey ve bu bu elektronik eşya bağımlı, oyun bağımlı gerçek bir soru. Çocuklar hayatlarını mahvediyor. Bakın ben size çok dramatik bir örnek vereyim. Bana bir ergen getirdiler. Annesi kapalı bir zarfta şey getirdi. E, şunun IQ testini getirdi. 148 IQ. Hı hı. Çok uçuk bir zeka bakın bu yani. Ben daha yüksek gördüm ama bu 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 dahi deha zekası. Lise 2. sınıf, sınıf öğrenci bütün dersleri zayıf. Bakın böyle bir durum olduğunda aklımda gelen benim ilk şey bu çocukta böyle bir oyun, <laughs> elektronik eşya, sosyal medya vesaire bir şey bağımlılığı var ve öyle öyle çıkıyor. Yani müthiş bir zeka ortaya çıkan ürün sıfır. <gülüyor> <gülüyor> bu gerçek bir sorun. İnsanların hayatlarını gerçekten mahvediyor. Peki bahsediyor. hocam bununla mücadele etmek için yani e, bu anlamda ne yapması lazım ailelerin? Ve bu, bu, bu bir, bir de çünkü hocam ya yani aslında bu sadece çocuklarla ergenlerle ilgili bir şey değil yani ebeveynlerle ilgili de bir sorun. Aynen. Yani önce ebeveynler kendi sorununu mu çözmesi lazım, ondan sonra mı e, çocukların veya ergen... Ebeveynler yani... çocuklara diyor ki işte kitap okuyun falan diyorlar. Anne siz ne yapıyorsunuz diyorum. Akşam dizi izliyorsunuz, babası, baba işte maç izliyor falan, çocuğa kitap oku falan dersiniz. Veya cep telefonu elinize sürekli. Bakın yani bu, bu çocuk bunu şey yap, kabul etmez. Gerçekçi gelmiyor zaten. Onu ikselleştirmez, aynen. Bu, bu gerçekten bu, bu çok büyük bir sorun. Bu sadece bireyin kendisi çözebileceği, ailenin çözebileceği bir sorun değil yani. Bakın burada eğitim, e, aile, işte o e, okullar. Devletin bu konuda bence el atması gereken bir şey. Yani bu telefonların bir okula götürmemesi lazım yani onu, onu söyleyeyim. Sınır koymak lazım belli saatler koymak lazım. Saat çocuk 11'den uyuması gerekiyor. Saat işte 2 saat öncesinden itibaren telefonu kesmek lazım. Kesinlikle. Aynı odaya sokmasınlar. Anne ve tavsiyem şu. Sınır koyun, tutarlı olun. En kötü tepki ne olur? Çocuk depresif dediğimiz bir tabloya falan girebilir. Bırak girsin. Ya depresyon insanın kendi biraz yaptıklarını, kendi varlığını sorgulama süreci aslında biraz da. Bakın depresyon aslında yani bazen çözüm de oluyor. Sorun depresyona girecek vaktimiz de yok bizim yani. Telefon buna da izin vermiyor bakın yani. Bırakın o hesaplaşmayı yaşasın biraz yani. Bundan çekinmeyin. anne babalar korkuyorlar bak. Peki hocam bu okul öncesi dönemle ilgili de biraz yani daha biraz daha yaş aralığını e azaltırsak. Çünkü az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi mesela çocuklar çizgi film izledikleri zaman böyle orada heykel gibi duruyorlar. Hiçbir e ortalığı karıştırmıyor, hareket etmiyor, bağırmıyor, çağırmıyor falan ama onu kapattığınız zaman ya da onu alıp başka bir ortama getirdiğiniz zaman bir anda dediğiniz gibi çok agresif hareketler yapabiliyor. Kendini yerlere atabiliyor, ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ya da okula gitmek istemiyor mesela çocuklar. Okul öncesi yaştaki özellikle çocuklar mesela. Bütün gün evde kalıp çizgi film izlemek istiyor falan ya da bilgisayar oyunlarıyla oynamak istiyor. Yani bu konuda da aileler çocukları psikiyatristlere getiriyorlar kadarıyla nasıl örneklerle karşılaşıyorsunuz ve bu konuda ne yapmak gerekir? Evet, okul öncesi e, okullar bu anlamda çok önemli bir fonksiyon görüyor. Yani ilk olarak onlar fark ediyorlar e, bunu. Çocuk e, gözünü işte televizyonun karşısında e, tabletle e, açıyor. Bu çocuğun konuşmasının gelişmesini geciktiriyor. Bu çocuğun sosyalleşmesini engelliyor. Ee, çocuklar akranlarla ilişki kurmasını bilmiyorlar. Bakın bize bu çocuklar otistik bir tabloyla geliyor. Biz bunu atipik otizm diyoruz. Otistik bir tablo var. Otizm belirtileri var diyoruz. Ama otizm için o belki bütün o kutuları falan tiklemiyor ama bir bekleyelim görelim. Bakın böyle bir şey bile oluşturabiliyor. Bakın otizm yapar, yapar demiyorum. Yapmaz otizm. Ama otizm benzeri bir tablo oluşturuyor. Anne babaların bu konuda çocuklarını bulaştırmalarını istiyorum. Ee, eşin e, Aslı ee, Hocam siz otizm demişken geçenlerde galiba değil mi? Dünya otizm günü kutlandı. Evet. Kadarıyla. evet. E, otizm artık gündelik hayatımızda daha sık duyduğumuz bir ifade. E, bir farkındalık oluşmaya başladığını gözlemliyor musunuz? Evet. Yani tam olarak nedir kısaca otizm ve nasıl bununla mücadele etmek gerekir? Yani bu konuda neler yapmak gerekir? Otizm bir nöro gelişimsel bozukluğu. Çok geniş bir spektrum bozukluğu. Spektrum bir ucunda Einstein'ı koyuyorlar. Einstein muhtemelen Asperger idi deniyor. Asperger otizm spektrumunun bir parçası. Bunlar yüksek fonksiyonlu, zeka olarak normal veya normal üstü olabilen, dil gelişimleri normal, çünkü otizm dil gelişimi sorunludur. Kişiler falan var. Sorun ne Aspergerli, işte Einstein gibi kişilerde? Bunlar sınırlı ilgi alanları olan, hayatları dar bir alanda geçen, empati yeteneğinden yoksun, başkalarının zihinlerini ok ok okuyamayan, niyet okuyamayan. Bakın ben şu an konuşurken diyorum ki işte Caner Hocam belki sıkıldı falan dur bakın. Ben beden dilinden bunu okuyabiliyorsam eğer, çünkü ona, at ona onun zihnine bir şeyler at düşünce atfediyorum ve bunu yorumluyorum bakın. Aslında yine de sorun biraz bu. Ama otizmde temel olarak sorun şu. Otizm bir sosyal iletişim ve etkileşim bozukluğu. Aynı zamanda bu kişilerde sınırlı ilgi alanları var ve tekrarlayıcı basma kalıp davranışlar falan var. İşte el el çırpma, el hareketleri falan, salınma hareketleri falan. Ee, şimdi bir sosyal iletişim etkileşim bozukluğu. Bu çocukların temel sorunu e, şu, bu çocuklar e, başkalarının niyetlerini okuyamıyorlar. Bakın en temel sorun bu. Göz kontağı kuramıyor bunlar, ee, arkalarına iletişime giremi giremiyor, bakın bunlar öğrenilebiliyor. Ama zihin okuma kuramını aşamıyorsunuz. Yani aşamadığınız için de otizm tedavisi kürü olmayan bir hastalık diyorsunuz. İşte ben diyorum ki, e, bakın benim ben bir ergen gördüm İngiltere'de. E, 17 yaşında bana ilk defa geliyor. İngiltere'de 17 yaşına kadar bunlar atlanmaz. Aradan o ağdan düşmüş Aynen. bir çocuk. Aynen. Bana geldi şimdi bana 15 dakika boyunca durmaksızın bir kaleşnikofun nasıl takılıp çıkarıldığını anlatıyor. En ince ayrıntısına kadar. İnce alanı tamamıyla... Bakın e, o. Yani bir diyaloğa giremezsin otistik çocukla. Diyalog için ben bir şey söylerim. Size ona cevap olarak bir şey söylerim. Ben ondan onu, onun üzerine bir şey inşa edip cevap veririm bakın size. Bunlar size konuşur. Bunlar sizinle konuşmaz konuşmaz. Bir duvara konuşur gibi. İngilizce buna talking at you diyorlar. Talking to you'dan ziyade. Bunlar size konuşurlar. Dediğim gibi bunlar göz temasında çok fazla kuramayan, oyun oynarken e, sembolik oyun kuramayan, işte bir bebek oyuncak bebeği eline alıp işte böyle pişpişlayıp işte emzirmeye çalışan, altını falan değiştiren bunları yapamayan, bir arabanın parçasıyla işte tekerlerini falan çevirip onunla ilgilenen, o oyuncağı işlevsel olarak kullanamayan sembolik oyun oluşturam, oluşturamayan e, çocuklar bunlar. E, bir farkındalık kesinlikle oluşuyor. Artık anne babalar da bize gel getirdikleri zaman acaba otizm mi? Hı -hı. diye düşündüm diye getiriyor. diyorsunuz ki Ay, hakikaten böyle yani. Evet. Bir tablo var deniyor. Faydası oluyor Tabii mutlaka. Bunlar da bu hocam. Bunlar da bizim çocuklarımız. Kesinlikle. O yüzden bu konuda bir bazı yakın arkadaşlarımla da Tabii. gördüm. Yani bu otizmle ilgili çocuklarda gördüğüm ya yani küçük yaşlardan hani doğru kişilerle doğru eğitimler alınınca çok büyük bir fark çok yani önemli büyük değil, bir evet. fark yani. kesinlikle erken yaşta eğitim yani bunda çok bir önemli. şey yoktur diye geçmemekte ondan özellikle otizmde çok önemli yani bunda Tabii. bir şey yoktur diye geçmek e, yani mesela diyelim bir, bir yaşıyla çocuğun 5-6 yaşındaki verilecek bir eğitim. Bir daha hiçbir zaman onu veremeyecek olmanız mümkün. Eğer onu kaçırırsanız gibi geliyor. Çok güzel hocam. Yani bunu söylemesi gereken kişi benim. Fark bunu et. siz söylüyorsunuz. Siz çok o kadar güzel. çok şey söylediniz <laughs> ki <özellikle. gülüyor> Çok güzel Erken hocam. Erken yaşta. Hocam e, şimdi bir son 6-7 dakikamız kaldı. E, şunu sorayım size Canur Hocam. Yani bilim insanla nasıl bir gelecek e, vaat ediyor? Sizce e, bizi bir felaket senaryosu mu bekliyor bu anlamda? Yoksa bilimin sunduğu müthiş olanaklar çok daha güzel bir gelecek mi sunacak bize? Bunu yani ne geleceğin dersiniz? nasıl olacağı insana kalmış bir şey. Çünkü yani, çok hızlı bilimsel gelişmeler var. Evet, yani değil. bilimsel gelişmelerde öyle yollar var ki insanın geleceğini mutlu edecek diye gözüküyor. Bir kere şunu söyleyelim, yani geleceği hiçbirimiz bilmiyoruz. Geleceği bir tek Allah biliyor. Geleceği ama nasıl olacağı, işte insanın hangi yolu seçeceğinle de çok ilişkili. Gelecekle ilgili mesela ümit veren gelişmeler var. Bunlardan bir kısmı mesela biyoloji alanında oluyor, tıp alanında oluyor. Nedir? Yapay organların birçoğunun eskisine nazaran çok daha kolay yapıldığını görüyoruz. Yani insanların birçoğu benim bir organ yetmezlikleri falan varsa bunu çok daha basit şekilde mesela yerine getirilebileceği düşünüyor ki bu çok müthiş bir şey. Veyahut da belli genetik hastalıklara Mesela otizme olabilir mi bilemiyorum ama yani genetik hastalıklara daha anne rahmindeyken çocuk orada yapılacak bir cerrahi müdahaleyle bunların düzeltilebilmesi uzun vadede umuluyor. Şu anda dünyadaki sorunların önemli bir sorunu kısmı enerji sorunlarıyla alakalı. İşte Orta Doğu'daki savaşların Müslümanların başına gelen belalar önemli bir kısmı bu enerjiyle alakalı. Sırf o dersek de çok yanılırız parantez içinde. Ee, ama mesela şu anda dünyada bir füzyonla enerji elde etmek düşünülüyor. Yani güneşin içinde de enerji füzyonla oluşuyor bu arada. Ee, 2030'lu yıllarda mesela bunun devreye girmesi düşünülüyor. Yani bu başarılı olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama bu başarılı olursa o zaman insanlar yani yeraltı kaynaklarını bir yerde tüketmeden veyahut da ne bileyim... Ee, suların üstüne yaptığımız santrallerle suları mahvetmeden, bir termik santrallerle havayı kirletmeden enerji elde edebiliriz dünyada ve birçok yerinde belki e, sömürüsü de ortadan kalkabilir. Şimdi gelecekte yani enerjiyle ilgili, tıpla ilgili böyle çok olumlu beklentiler var. Veya yapay zekaların insan işlerinin birçoğunu devralması bekleniyor. İnsan ömrü de uzarsa mesela yaşlıları bu yapay zekadan oluşan robotları, mesela yaşların bakımında çok kullanılabileceği ve onlara çok daha rahat bir hayat sağlaması bu yapay zekaların ve robotların bekleniyor. Mesela bunlar olumlu beklentiler. Ama pekala dünyada nükleer silah üretimi eskisinden olduğundan da kolay oluyor. Bu teknoloji yayılıyor. Sırf nükleer silahlar demeyelim aynı zamanda biyolojik ve kimyasal silahların yapımı da kolaylaşabilir. Buradan bir felaket senaryosu da çıkartılabilir. Yani sapık bir mesela tarikat, bir grup dünyadaki belli bir yerde siyasi iktidarı ele geçirip bir biyolojik kimyasal silahı kullansa değil mi? Şu anda çok daha geniş kitleleri yok edebilir. Veya çevreyle ilgili dünyadaki birçok örgüt insanların çevreyi sürekli kirletmesinin başımıza açabileceği sorunlara dikkat çekiyor. Birçok ülkenin bu şekilde Küresel ısınma devam ederse bir süre sonra sular altında kalacağını da söylüyor. Kısacası gelecekle ilgili olması muhtemel senaryolara baktığımızda yani kötü senaryolarda var, iyi senaryolarda var. Burada tabii ki insanların e, doğayla nasıl ilişki kuru işte buna da mesela bilim cevap vermiyor. Yani bilin kendi içinde insana mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayacak potansiyeli var gördüğümüz gibi bütün bu örneklerde. Ama Bilimi bizim ahlaklı kullanıp kullanmayacağımız gibi burada bir şey var. Hı. Ahlak alanı da yine bilimin kendisi söz konusu değil. Yani insanlar sırf kendi çıkarları için veya belli bir hırslı insanlar başka insanları yok etmek için teknolojinin verdiğinilerini kullanırlarsa insanlığın felakete gitmesi de bundan sonra mümkün. Bu olmadan dediğimiz gibi sadece işte e, yani yeni hepimiz çok daha rahat yaşlık döneminde e, yapay organları kullanarak ederek yani hastalıklarla çok daha rahat baş edecek şekilde de bilimin imkanlarını kullanabiliriz. Yani e, insanın iradesi burada iyilik ve kötülükte etkili. Zaten dinin de paradigmasında yani buranın burada varoluş sebebimiz bir imtihan için buradayız. Yani irademizle iyi veya kötüyü seçecek olmamızla eee imtihan da gerçekleşiyor. Bakalım yani evet, insanlık doğru. ne yapacak? Yani sadece şunu biliyorum. Gelecekte kesinlikle şu olacaktır şeklindeki söylemler. ister iyimsar olsun ister kötümsar olsun. Ben onların hiçbirine itibar etmiyorum. Sadece gelecekte olabileceklerin potansiyeliyle ilgili bir zihin jimnastiği yapabiliriz. Mutlak olarak gelecekte ne olduğunu söylemek de mümkün değil. Hocam son iki dakikamız. Son olarak sizden tekrar alalım <laughs> isterseniz şunu. Çünkü belki ekranını yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Lise sınavları yeni bitti. Sonuçlar açıklanacak. Herkes sonuçları bekliyor. Üniversite sınavı var önümüzde. Son olarak ebeveynlere ve e sınava giren kardeşlerimize tavsiyede bulunalım. isterseniz. öyle kapatalım programımızı. Ee, yani tavsiyem şu olacak belki sınav öncesindeki gün biraz önemli, rutinlerini bozmasınlar. Bunlar klasik tavsiyeler ama bozmasınlar. dışarıdan yemek yemesine de tavsiye edilir genelde midenizi falan bozmayın. Erken uyanmaya çalışın ki erken uyuyabilirsiniz. Uyanmıyorsanız eğer bu çok sık olan bir şey, bu bir felaket değil. Rahat olun, birkaç saatlik uykuyla bile. Belli bir anksiyete sizi dinç tutabiliyor. Yani 4-5 saat uyuyabilir, sınav mahvolacak falan diye düşünmeyin. Yeterli oluyor. Başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür edeceğim bu güzel sohbet için. Değerli izleyenler, doçent doktor Vahdet Görmez ve profesör doktor Caner Tassam hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece inşallah profesör doktor Uğur Batı ve doktor Özgür Bolat hocalarımız bizlerle birlikte olacak. Yine eğitim, pedagoji, sınav konularını devam edeceğiz. Yarın gece görüşmek üzere diyoruz.